2010 yılındaki özelleştirme idaresinin başlattığı Cengiz İnşaat'a yönelik ruhsat verilme süreci daha sonra Cengiz İnşaat'a bağlı bir inşaat firmasına burası özelleştirme idaresi tarafından verildi. Arsa'nın büyüklüğü yaklaşık Arsa'nın bir yaklaşık olarak arsanın büyüklüğü 670 dönüm civarında. Bu bölgede özellikle çeti dolanmak için yalnızca bir parsel üzerinden ruhsat almaya çalıştılar. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü buranın arkeolojik birinci bölgesi birinci derece sitini üçüncü dereceye düşürdü. Birinci derece sini ise çok küçülttü. Özellikle doğal sitini de derecesini düşürttü. Çünkü amaç burada çok yoğun inşaat yapmak. Neden çet uygulamasına gitmiyorlar? Özellikle çet uygulamasına gittiklerinde burada atık su, bölgenin kıyı yapısı, fokların yuvalanma, deniz kaplumbağalarının yuvalanma bölgesi, jeolojik miras, suyu nereden temin edecekler, katı atığı nereye atacaklar, bunların projelerini yapmak zorundalar. Bunları yapmamak için tek tek parseller üzerinde ruhsat almaktadırlar. Özellikle 2022 yılında Bodrum Belediyesi'nin buraya 4 günde ruhsat vermesiyle inşaata başladılar. Daha sonra bizim odamızın ve Türkiye'deki diğer doğa severlerin, siyasi partilerin tepkileri sonucunda buradaki ruhsatı iptal ettiler. Ama Cengiz İnşaat burada yürütmeyi durdurma kararı olarak inşaatına devam etti. Gökburun Yarımadası şu andaki durumu nedir? Özellikle hukuku dolanarak burada çet almadan inşaata başladılar. Burada yaklaşık olarak oda büyüklüklerini 500'de 1500 metrekare arası göstererek 250 odadan daha az inşaat yapıyoruz diyerek çet almadılar. Ve şu an yoğun bir inşaat var ve 5 ile 10 milyon euro arasında bu evleri satmaktalar. Yeni durum ise şudur, özellikle yeni bir aşamaya geldi bölge. Kıyıda dalga kıran, batık dalga kıran yapma projeleri var. Burası ayrıca Akdeniz foklarını koruma bölgesi. Evet. Burası kırmızı bölge. Hiçbir biçimde dalga kıran yapmaları mümkün değil. Neden kırmızı bölge? Kırmızı bölge özellikle Akdeniz foklarının, deniz kaplumbağalarının koruma alanı olarak görülmektedir. Hiçbir biçimde yapı yapmak kıyıda mümkün değildir. Yapı yapma kıyıda dalga kıran yapmalarının, batık dalga kıran yapmalarının amacı ileride burada devasa büyük tekneleri bağlama ve marinaya dönüştürme amacındadır. Cengiz İnşaat. Bunu da özellikle kamuoyunun dikkatini çekmek isterim. Şu anda gelinen hukuki mücadelenin süreci nedir? Şu anki hukuki mücadelemiz özellikle buradaki idare mahkemesinde ret aldık. Danıştay'dan da ret aldık. Şu an çevre davalarında adalet yok. Danıştay dairelerinden ve buradaki idari mahkemelerden olumlu kararlar almamız mümkün değil.
Öyle miydi? Cennet Koyu'da Gökburun Yarımadası'ndayız. Cengiz Holding buraya inşaata başladı 2 yıl önce. Evet. Buradaki olaylar nasıl gelişti? Şu anda gelinen süreç nedir? Ne kaybettik? Cengiz Holding neden durdurulamıyor? Şimdi valla en sonki sorundan gelelim. Cengiz Holding neden durdurulamıyor? Valla Kılıçdaroğlu'nun bir deyimi vardı bunlara yakıştırdığı beşli çete dedikleri. Bunlar artık bir galiba çete olmuşlar. Ve arkalarına da hükme iktidarın bütün güçlerini, hatta kurumların bütün güçlerini de arkalarına alıp böyle fütursuzca gördüğünüz gibi böyle yani bu akla zarar bir durumdur. Bu durumun ne doğasına, ne yapısına, ne altyapısına, ne üst yapısına uyan hiçbir şey yok burada. Nedir? İşte inşaat yapıyor. Ne adına yapıyor? Resmen talan mantığı var burada bak. Resmen talan mantığı var. Sanki bir yerlerden bir şeyleri kaçırıyorlar gibi. Yani bunu da nereden anlayabiliriz? İnşaat süresi 16 ay oldu başlayalı ya da 17 ay oldu tam olarak. Belediyemiz durdurduktan sonra buraya bir hakikaten sizin tabirinizde bir dalış var. İnanılır gibi değil. Artı biz o dalışlarda çok şeyleri gördük. Yani tarihi eserlerin üzerinden tırın kepçelerin geçtiğini resimledik. Ama maalesef devletimiz yani bu kurumlar ona sahip çıkamadılar. Farklı farklı enstrümanlar önümüze getiriyorlar. Yani hiç inanılır gibi değil. Ama Cengiz Holding yaptığını yapıyor. Maalesef devlet bu konuda aciz kalıyor. Burası arkeolojik doğa sitti. Aynen. Karada olduğu kadar denizde de Akdeniz Fokları'nın barınma alanı. Neden var. Söyleyeceksin? Ya zaten sıkıntımız ne biliyor musunuz? Şimdi normal koşullarda yapılan inşaatlara bizim diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü eğer bir imarı varsa, yapma hakkı varsa ama burada normal olan bir şey yok. Yani burada tahsisler var, tahsislerin üzerinde kapasite artırımları var. O yetmezmiş gibi tecavüzler var. O yetmezmiş gibi arkeolojik alanlara tecavüz var. Arkeolojiyi hiçe saymak var. Dahası ya bu doğa bizim değil sadece. Bu doğada sadece biz yaşamıyoruz. Yani insan denen bu mahluk yaşamıyor. Onun dışında bir sürü mahlukat var. Tabiat örtüsü var, bitki örtüsü var, deniz var, fok var, balık var. Sonra biz düşünüyoruz diyoruz ki ya neden bu foklar yok? Neden balıklar azaldı? Ya nasıl azalmasın? Söylesin de birileri bana çıkıp desin ki nasıl azalmasın? Gelecek nesillere biz böyle mi bir dünya bırakacağız? Şimdi bu devletin ayıbıdır. Bakın bu inşaatlara müsaade etmek bu devletin ayıbıdır. Başka da diyecek bir şeyim yok. Yani ben... Bodrumlar olarak ne bekliyoruz? Biz Bodrum'daki çevreciler olarak ve Bodrum halkı olarak bizim girebileceğimiz şöyle nadide bir cennet koyumuz vardı. Bakın cennet koyumu çevaracıyla parsellediler, parçaladılar, böldüler, çit çektiler, kapı yaptılar. Dahası bakın Hattat koyuyla cennet koyun arasına böylesi devasa bir yapıyı koymakla insanların buradaki deniz ekosistemini bitirdiler. Deniz ekosistemini bitirdiğiniz zaman bakın burada aynısını Gündoğan'da da yapmışlardı Çetiriburnu'nda. Ne dedik? Dedi ki kardeşim bakın burada orfoz yuvalama alanları var. Bu deniz doldurulamaz. Bu denize kum, çakıl atamazsınız. Attılar. Ne oldu? Orfoz bitti. Burada da şimdi foklar gidecek. Bakın fok yuvalama alanları var burada. Balık yuvalama alanları var. Denizin dibi mağara dolu. Ama inşaattaki fütursuzluğa bakar mısınız? 16 aydaki fütursuzluğa bakar mısınız? İşte dolayısıyla nedir? Dolayısıyla bitiriyorlar abi. Bitiriyorlar. Diyeceğimiz bu. Bunlar lazım bize. Bak gelecek kuşaklara bırakacak bir şeylerimiz gerekiyor. O kadar diyeceğiz. Thank you.
Thank you.